ve ulusal markalarla çalışıyorum. Sadece kendi çalıştığım yapıyı değil, birçok yapıyı görme fırsatı verdi bu bana. Oradan edindiğim gözlemler beni gerçekten bunu gençlere aktarmak lazım, anlatmak lazım. Bir de biliyorsun bu insan kaynakları meselesinde Amerikan ekolü şirketler çok yüksek tutarlarda eğitim maliyetleri gerekiyor. Bu işte kumaşını tanımak, gelişim alanlarını belirlemek, neye yatkınsan oraya doğru ilerlemekle ilgili. Bu noktada da herkesin de bunu sağlayacak gücü yok. Çalıştığı şirketlerin bunları karşılayacak güçleri yok. Dolayısıyla da bir hap şeklinde çok kolay okunur, akıcı bir şekilde bu gözlemlerimi toparladım. Bunu da yaparken ya ben başardım işte şimdi herkesle paylaşma zamanı gibi asla bir durum yok. Her gün öğreniyoruz, her gün öğrenme alanımız. Biz yetişiyoruz, o açılıyor. Dolayısıyla bu birikimleri kısa yoldan kolaylıkla paylaşayım. Kader anı ve karar anı dediğim anlarında da hani 3 kişiye bile dokunsa mutlu olacağım. Onun için de kitabın girişine de yazdım. Satış başarısı hedeflemeyerek yola çıktım. 10 günde ikinci baskıya geçti. Buradan da okurlarımıza çok teşekkür ediyorum. Güzel. Peki bir kader var tabii. Evet. Hepimizin bir şeyi var ama bir de gayret var. Gerçekten mesela kader gayrete aşıktır diye ismini koyarken kitabın da herhalde oradan yola çıkıyorsun. Yani şunu soracağım. Çok yetenekli ama tembel biri mi? Ya da daha az çalışan biri mi? Ya da yetenekleri kısıtlı ama full time çalışan biri mi daha kıymetli olacak önümüzdeki dönemlerde? Şimdi bunu tabii yanıtlamak çok kolay değil ama şöyle yanıtlayayım. 9 kutu dediğimiz bir şey vardır. Tercih edersin ya da çalışmak biz o 9 kutuyu anlatırsam çok kısaca anlayacaksın. Kutu sağa doğru yani x ekseni performans, y ekseni potansiyel diye düşünürsen. Performansı da yüksek yani mevcut yaptığı işi iyi performans göstererek yapan. Fakat aynı zamanda daha fazla ek sorumluluk alabilecek potansiyeli olanlar star performerlar. Bunlar şirketlerde %7 ile maksimum %10 arasında oluyor. Yani 100 kişilik şirkette hem verdiğini mükemmel derecede yapıyor beklentilerin üstüne çıkarak hem de daha fazla sorumluluk almaya yakın profiller. Bunlar zaten o %7 ile 10'un arasına girdin o zaten mükemmel. Evet. Onun sağ ve sol kutucukları yani performansı orta ama potansiyeli çok yüksek. Benim tersi de oluyor. Potansiyeli çok düşük ama yapılan işi inanılmaz mükemmel derecede yapıyor. Şimdi işletmelerin, kurumların tüm bu katmanlara ihtiyacı var. Hepsi bizim için çok değerli. Burada benim en içimi acıtan nedir diye sorarsan potansiyeli sonradan eklemek çok mümkün değil. Kendimizi geliştirebiliriz. Yani işi öğrenirsin. Gereklerini yerine getirirsin, performansın yüksek olur. Ama potansiyel dediğimiz şey başka donanımlar, başka meziyetler demek. Başkasının göremediğini görebilmek demek, yetenekler demek, öngörebilmek demek falan. Şimdi buna sahip olup performansını aşağı çekip o potansiyelini kullanmayan profiller en içini acıtan profiller. Çünkü koşsa neler yapacak? Ama tembellik mi? Ama tutku eksikliği mi? Ben hep şuna inanıyorum, tutkunuz varsa bir işe adanmışlık peşinden hemen geliyor. Onun en yakın arkadaşı oluyor. O zaman sosyal hayatın, arkadaşların, sosyal çevren her şeyden ödün verebiliyorsun. Çünkü tutkun var, kalbin çarpıyor. Ben onlara Sergen Yalçın modeli şimdi demiştim. Tutkusu yok, potansiyeli var. Fakat niye tutkusu olduğunu da bulamıyor. İşte o profiller için çok içim çok fazla yanıyor. O isimlere de hep daha fazla denemelerini tavsiye ediyorum. Ailelerin de ya bu da bir şeyi bir türlü tutunamadı, işte maymun iştahlı mıdır nedir, oraya gidiyor, oradan çıkıyor, başka bir yere geçiyor, oradan çıkıyor, başka bir yere geçiyor, 30 yaşına geldi hala ne yapacağını bilemedi, serzenişlerini de biraz geriye çeksinler çünkü o insanlar bulacaklar. İnanın bulacaklar. O potansiyeli farketini bulacak. Var, 13 yaşında bir kızım var. Evet. Ne olmasını istiyorsun mesela? Neye yönlendirmeye çalışıyorsun? Şöyle demin program başında söyledim ya şu an yönlendirme noktasında çok zorluk çekiyoruz. Yani eski öğretmenlik, mühendislik, doktorluk tanımları yıkılıyor. Hukuk tanımı bile yani hukukçu olmanın 2050'de bir hukuk alanında çalışmanın ne demek olduğunu da çok bilemiyoruz ama bir şekilde ben bir öğretmen çocuğu olduğum için hep akademik olarak iyi olmak zorunda hissederek büyüdüm. Onun akademik olarak çok harika olmasını çok tetikleyen, takip eden bir ebeveyn ya da anne baba olmamaya çalışıyoruz. Fakat o içinden gelen şey varsa da zaten o çocuk alıyor yürüyor. Onun için biz hem sosyal tarafta yani akademik anlamda gereğini yaparken çocuklarımızın hem de sosyal anlamda neden hoşlanıyorlarsa onlara vakit ayıracak alanlarını açmaya çalışıyoruz. Sonra o yol onların yolu.
kendileri yürüyecekler diye düşünüyorum. Peki birkaç tane popüler soru soracağım şimdi. Mesela reklamlardaki diye Nusret'ten başlayayım ya da. Nusret'in mesela bir ajansla çalıştığın reklam ve ajans dünya ölçeğinde hepsinin içinde olduğun için bir ajansla çalıştığı ve bu salt bir hareketini öyle harekete geçirdiği iddiaları hep konuşuldu. Var mı böyle bir şey sence? Şöyle. Varsa da iyi bir şey mi? Ya şöyle, o çok sihirli anlar bence. Yani bu herhangi bir ajansın önceden planlayarak, böyle kurgulayarak orada bir ruh, bir enerji görüyorsunuz. Orada bir içselleştirme görüyorsunuz. Yani sonradan elimi şöyle koyayım, tuzu şöyle mi atsam, böyle mi atsam? Bu yaratıcı süreçlerde bu genelde olmaz ya, çok iyi bilirsin sen de bunu. Evet. O bir şekilde oradaki kahramanın, ki ben onu hani Nusret kahramanı bu hikayenin dersek, o kahramanın hakikaten sezgisel içinden gelen yaklaşımlarından doğduğunu düşünüyorum. Ama bunun diğer pazarlara yayılması, bunun pazarlama adına doğru yönetilmesiyle ilgili gerekli adımlar atılmış mıdır? Evet, atılmıştır. Değil mi? Yani o başka bir şey ama ürün doğru değilse diğer yandan ne yaparsanız yapın bence çok kıymeti yok. Kötü bir ürünü iyi bir pazarlamayla satabilir misiniz? Sürülebilir olmaz. Yani sürülebilir. Kısa sürede bir satış başarısı gözükebilir ama sürülebilir olacağını düşünmüyoruz. Peki reklamlardaki cinsiyetçi dili nasıl yok edeceğiz? Bir cinsiyetçi dil var. Kesinlikle. Ya bu konuda gerek WPP, benim çalıştığım grup, gerek çalıştığımız çok uluslu markalarımız, lokal markalarımız inanılmaz bir cinsiyet eşitliği konusuna sahiplenme var. Bunu iletişim kampanyalarımızda çok görüyoruz. Bunu kurumsal sosyal sorumluluk, hatta sosyal fayda projelerine yaptıkları yatırımlarla çok görüyoruz. Fakat iyi bir haber vereyim. Ben bu bilgiyi öğrendiğimde çok şaşırmıştım. Hani biz ülke olarak işte ilk 20'deyiz, 16'yız, 18'e düştük. Hiçbir konuda ilk 3'te değiliz galiba falan filan gibi böyle bir kendimize de çuvaldızı da batırıyoruz ama biraz da böyle negatif bir halimiz var. Fakat çok pozitif bir sonuç söyleyeyim. Kadın erkek eşitliğine dair. Çok harikulade hayranlık duyduğum işte medeniyetine, eğitim kalitesine, bu ülkelerin kadın ve erkekleri aynı pozisyonda bir şirkete çalıştığında, o hayranlık duyduğun bütün büyük ülkeleri düşün. Erkek 100x kazanırken kadın 80x, 75x kazanıyor. Aynı rol, aynı skop, aynı sorumluluk ama %20-25 daha altında. Türkiye'de böyle bir durum asla ve katta yok. Yani öyle yıllardır geriye dönüp bakıldığında da hani böyle bir durum varmış da Türkiye düzeltmiş mi? Hayır. Bizim kültürümüzde o eşitlikçi yapı gerçekten bu anlamda takdire şayan diye düşünüyorum. Bilmiyordum. Evet. İyiymiş valla. Valla bununla gurur duyabiliriz. Kesinlikle. Ve kesinlikle. Kadınların güçlendirilmesiyle ilgili eğitimleri ve hayata ve çalışma hayatına kazandırmalarıyla ilgili de markalarımız da hakikaten çok destek veriyorlar ve çok somut sonuçlar da çıkacak. Türkiye'de en başarılı bulduğun 5 iş insanı kimdir? Ya böyle soruları çok Amerikan tarzı kişisel gelişim kitabı gibi hayır, oluyor. Ama sen sektörü çok iyi biliyorsun. O yüzden böyle hani tepeden bakabiliyorsun. Şimdi biz medyanın içinde gazetede yazıyorsun bilmem ne falan filan. Evet. Sen hem reklam veren tarafını, büyük firmaları yani Mindshare'in müşterisi olan hani aklınıza hangi büyük firma geliyorsa Mindshare'in müşterisi ve onların bütün reklam bütçelerini yöneten isim Bülent. Dolayısıyla hani iki tarafa da böyle tepelerden baktığın için çok daha iyi analiz ediyorsundur diye düşünüyorum. Ya şöyle bunlar kitapla ilgili sormuyorum. Biliyorum, tabii. Çok, seni yakalamışken. Çok hayranlık duyduğum insanlar var evet. Fakat bunlar insanların aklına geldiği gibi hepsi o kurumların CEO'ları falan değil. Bazen CEO'nun bir altındaki kadrolar. Bazen daha orta kademede ışıldayan, yol açan isimler. Dolayısıyla hani böyle ilk 5 falan dediğinde biraz zorlanabiliyorsun. Evet. Bir de burada parametreler ne? Mesela iş başarısı dersek zaten en büyük 500 şirketi sıralarız. Evet. İlk 5'ini konuşalım o zaman. Benim başarı tanımım, başarı çok mutluluk getiren bir şey midir, değil midir tartışmalarını da bir şey açayım buradan, bir yol açayım. İnsanlar biraz bu konuyu da bir düşünsünler. O başarılı bulunan insanların kendisini aynı zamanda mutlu hissedip hissetmediği de benim için önemli. Yani suratsız ve çok başarılı. Evet. İnsanlara hakikaten bir günaydın bile demeye hali kalmamış ama mükemmel başarıları var. O benim başarı tanımıma çok girmiyor, o biraz subjektif. Evet. Peki sizin ofiste şimdi ofis hayatı bitiyor mu yavaş yavaş? Yani gelecekte de genel olarak son olarak şöyle anlatayım. Ne yapayım? İşte mesela bizim gazetede var mesela Hürriyet'te.
haftanın bir günü mesela evden çalışıyor bizim reklam servisi. Evet. Şey yapıyor. Sizde de mesela bu sistemlere geçmeye kesinlikle başladınız mı? Kesinlikle inanılmaz hızla ilerliyoruz. Şöyle biz millet olarak böyle bu benim masam, bu benim yerim, bu benim alanım, işte aile resmimi koyayım ya da işte yükselince hemen benim bir odam olmalı. Evet. Biz yurt dışı ofislere gittiğimizde çok üst düzey arkadaşlarımızın odalarına girdiğimizde bir utanarak başladık. Dedik ya yani hakikaten bizde bir büyük metrekare sevdası var. Evet. Sonra ofisi içini gezmeye başlıyorsun ya da yıllar itibariyle işte birçok ülke ve kültür görüyorsun. Bir bakıyorsun ki burası benim yerim gibi bir dünya da kalmadı artık. Yani bilgisayarı biliyor. Atıyorum 15 kişinin oturacağı bir alan ama 20 kişi çalışıyor departmanda diye düşün. O 15 kişi, o 20 kişi 15 kişinin oturması teknik olarak mümkün olan yerde alıyor, işte notebook'unu koyuyor, işi bitiyor, kalkıyor gidiyor, sonra diğer arkadaş geliyor. Dolayısıyla evet, burası artık senin değil. Sınırlar her anlamda iç içe geçtiği için ve kalktığı için ortadan artık benim alanım, benim ekibim, benim bölümüm bu konularda yavaş yavaş aşağı gidiyor. Onun dışında evden çalışma uygulamasını biz 2 yıldır yürütüyoruz. Testlerle başladık tabii ki. Yani hani biz bunu... Bu medeniyeti hazmedebilir miyiz? İşte yerine getirebilir miyiz? Evden çalışıyorum deyip doğru davranabilir miyiz falan? Vallahi ben mahcup oldum açıkçası. Öyle ve bütün mi? Liderlik kadromuzda sonuçlardan çok mutlu oldular. Çünkü verim kesinlikle artıyor. Özellikle potansiyeli yüksek ve performansı yüksek, yaratıcı, fark yaratan diye ifade edeceğim isimleri sen bir odaya kitleyip 9-6 çalışacaksın. Al bu da işte öğle yemeği kartın, bu paraya da doyacaksın. Şu saatten şu saate kadar çalışıp şu saatte de ineceksin aşağıya, servisine bineceksin ve işine gideceksin dünyasından çok uzaklar. Dolayısıyla kuşaklarla ilgili bölüm de var kitapta. Hı hı. Orada da işte diyorum ki baby boomerlar, X kuşağı, Y kuşağı, Z kuşağı, bu 4 kuşağın iç içe olduğu yapılar var. Büyük yapılarda daha da iç içeler. Dolayısıyla babamın rahmetli çok güzel bir lafı vardı. Derdi ki herkes, her kuşak bir sonraki kuşağı beğenmezmiş. Evet. Yani biz X olarak Y'leri beğenmiyorken Y'leri mumla arar olduk Z'leri görünce. Görünce ama inanın Z'ler de kendilerinden sonra gelen kuşakları çok beğenmeyecekler. O kuşak çatışmaları vesairelerinde de bu ortaya çıkıyor. Bize teşekkür edileceği vakit işte genel müdürüm bizi odasına çağırsın, bana özel bir teşekkür etsin. Ben çok mutlu olurken bu kuşak Z kuşağı herkesin içinde bunu bana niye anlatmadı? Yani ben bu başarımı herkes duysun istiyorum diye bakıyor. Dolayısıyla çok büyük farklılıklar var ama çok renkli ve keyifli. Peki kitapta gayrete aşık olanlar evet, bölümlerinde en evet, çok seni etkileyen isim hangisi? Walt Disney mi? Oprah Winfrey mi? Sylvester Stallone mi? Ya Oprah'ın hikayesi çok yurt dışında da medyada da çok konuşuldu. Oprah'ın hikayesi de başka bir şey yakalıyorum. İşte KFC'de başka bir şey yakalıyorum. Burada önemli olan bu 5 tane örnek 15'e de çıkartılabilir. Çok çok başarılı insanlar da var. Burada kritik olan yani insanların okurken hissetmesini istediğim şey şu. Gördüğünüz resim bugün Cengiz Emercioğlu. Nefis. Kariyer hikayesi, başarıları vesaire. Ama Cengiz'in gerçek noktada o kader anları, karar anları, yaşadığı travmalar buraya gelirken o kan ter gözyaşı olduğuna eminim. Bir gün belki sohbet eder derinlemesine bunları da konuşuruz. Dolayısıyla da bu insanların çok travmatik hikayeleri olanları beni çok etkiledi. Oradan çıkmayı başarmaları etkiledi. Başardığı şeyden daha çok. O kadar korkunç deneyimden sonra dünya çapında büyük başarılara uzanabilme hikayeleri beni çok etkiledi. Evet. Peki, hepsi bu kitapta Kader Gayrete Aşıktır. Teşekkür ediyorum Bülent. Ben çok teşekkür ediyorum davetiniz. Kolaylıklar diliyorum. Devam edeceğiz programı birazdan.